Herkese merhaba. Şimdi size alışveriş videosu çekeceğim. Bugün Yoshi ile birlikte Tokyo Outlet'e gittik. Biraz alışveriş yaptık. Yoshi çok yorgun ve grip olduğu için gelmedi. Zaten o çok fazla bir şey almadım ben kendime dedi. O yüzden tek başıma çekiyorum. Ben de çok yorgunum aslında. Ama bu videoyu çekip hemen eklemek istiyorum. Çünkü ürünleri kullanmak istiyorum. Öncelikle bunu bugün almadık. Bunu internetten aldım. Amazon'dan aldık sanırım. Create Ion Curl Pro. Maşa aldım. Create Ion Professional diye. Bunu izlediğim bir Japon YouTuber'ın kanalında gördüm. O almıştı, o yapmıştı. Aslında bugün ben de saçlarımı kıvırmıştım. Ama bugün acayip rüzgarlı olduğu için ve açık alan olduğu için gittiğimiz yer bayağı bir rüzgarda gitti dalgalarım ama gene de böyle duruyor yani. Kendisi de böyle. Kaç milimetre olduğu yazıyor mu? 32 milimetre dikmiş bu. Hemen ısınıyor. Japonya'da gönlüme göre bir tane maşa bulmakta çok zorlanıyordum. Hatta GHD'ninkini almak istedim ama onlar da çok pahalı. Hem de Japonya'da yok. O yüzden bunu aldığıma memnunum. Şimdilik bugün ilk defa kullandım. Elim alıştıkça daha rahat kullanacağımı düşünüyorum. Hemen ısınıyor. O açıdan seviniyorum. Çünkü elimde daha önce almış olduğum 2-3 tane maşa var ama ısınmıyorlardı ya da saçımı kıvırmıyorlardı. O yüzden ilk defa Japonya'da Japon ürünü olarak bir maşa bulduğuma sevindim açıkçası. O yüzden bunu aldım. Sonrasında Gap'tan bir tane hırka aldım kendime. Yıllardır kendime hırka arıyorum Japonya'da. Benim bir tane çok sevdiğim hırkam vardı. Tokyo H&M'den almıştık. Onu ben kaybettim. Sanırım Matsumoto şehrinde unuttum. Orada restoranda. Ona çok üzülüyordum. O günden beri kendime gönlümce bir hırka bulamamıştım. Bugün Gap'ta buldum sonunda. Çok çok ama çok mutluyum. Yumuşacık, sıcacık tutacak inşallah beni. İnşallah bol 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 da giyeceğim. Gri aldım böyle kırçıllı. Kocaman. Sonrasında bunu da bugün almadık. Uniqlo'dan biraz alışveriş yapmıştık. Yoshi ile beraber. Yoshi kendine iki set pijama aldı. Birini giyiyor şu anda. Diğeri de böyle kırmızılı. Bunun kahverengilisini aldı. O da şu an dediğim gibi üzerinde. Ben bu elbiseyi aldım. Bu da polar elbise. Gecelik aslında bu. Yani gecelik değil de ev elbisesi. Bu da uzun kollu. Şöyle. Ve bayağı bileğe kadar uzun. Ben bunu çok severek kullanıyorum evin içerisinde. Altına da pijama aldım. Pijamam da şöyle görünüyor. Pijamayı da Uniqlo'dan aldım. Set değil bunlar. Ama böylece belim falan da sıcak tutmuş oluyorum. İkisini bir arada giyiyorum ama çok 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 mutluyum açıkçası. Sonrasında yine HeatTech teknolojisiyle sizi sıcak tutmak için üretilmiş olan teknolojiyle şöyle bir ev elbisesi aldım tekrar. Şöyle lacivert çizgili. Bunu da zevkle giyeceğim. Ve son olarak Yoshi kendine bir tane boğazlı kazak aldı. Koyu yeşil diyebileceğim bir renk. Bu da Yoshi kendine aldı. Uniqlo'dan aldıklarımız bu kadardı. Sonrasında daha önce Yoshi kendine iş ayakkabısı almıştı. İşe giderken giydi. Hawkins markasından. Sanırım Amerikan markası. Benim kendime bot almam lazım ayakkabı. Çünkü artık göbeğim büyüdüğü için, hamile olduğum için eğilip kalkamıyorum ve evdeki ayakkabıların hepsi fermuarlı böyle botları. Onları giyemiyorum diye ne yazık ki kendi başıma giyebileceğim bir ayakkabı almam gerekiyordu. Onun için bugün kendime Nuvo adlı by Hawkins bot aldım. Birazcık yarım numara büyük aldım. Çünkü tek başıma eğilmeden giyip çıkarabilmek için ve sıcak tutsun diye de böyle içi kürklü. Şöyle taba rengi de değil. Ne ki? Kahverengi. Çok tatlı sütlü bir kahverengi. Ama benim için rahatlığı önemli ve altıda böyle bir teknoloji. Böylece kayma, buzda bilmem ne olmuyor ve suya dayanıklı falan gibisinden bir sürü şey tanıtıyorlardı. Yani yazıyordu üzerinde. Böyle ayakkabı aldım. Çünkü ihtiyacım vardı. Bunları eğilmeden giyip çıkarabiliyorum. Benim için önemli olan o. Çünkü son zamanlarda Yoshi ayakkabılarımı giydiriyordu. Burada da olmuyor yani. Ne yazık ki her ayakkabı giyeceğim zaman
Yoshi yanımda olmayacağı için. Yoshi de kendine Hawkins'in Traveler serisinden Ice Tech teknoloji onunki de. O da kendine bir günlük bot aldı. Onun da ihtiyacı vardı. Böyle bir şey yoktu. O da koyu kahverengi aldı. Böyle süet gibi onun da. Şöyle görünüyor. İçi böyle. O da bunu aldı kendine. Onun da altı dediğim gibi buzda falan kaymamak üzere yapılmış, üretilmiş teknoloji. Tokyo Outlet büyütüldü. Yeni mağazalar gelmiş. İyi olmuş ama çok soğuktu. Gezemedik. Acayip donduk. Yeni gelen mağazalardan biri de The Body Shop. Body Shop Japonya'da çok fazla indirime girmiyor. Ya da kampanya Türkiye'deki gibi 3 al 2 öde ya da tarzında. Ne yazık ki kampanyalar olmuyor. O yüzden biz de orada outlette bulmuşken almak istedik. Yoshi bu lifleri çok seviyor. Banyo liflerini. Ben hususi almak için trenle şehri, yani Sakarya'ya gitmek zorunda kalıyordum. Çünkü her yerde yok Body Shop. Bulmuşken Body Shop alalım dedim Yoshi'ye. Aldık. O mavi aldı kendi. Ben de turuncu, yeşil. Bunları çok severek kullanıyoruz çünkü ikimiz de. Ve uzun zamandır satın almak istediğim ama evdeki duş jeli bolluğundan dolayı satın almadım. Raspberry'li frambuazlı duş jelini aldım. Bu da mis gibi kokuyor. Hele bunun body scrub'ı, yani getirin kaşık verin yiyeceğim diye, resmen reçel gibi. Çok güzel kokuyor. Çok 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 güzel kokuyor. O yüzden bunu aldık. Rengi de çok güzel. İnsanın canı çekecek. Ve Bagel and Bagel'dan yarın kahvaltı için Yoshi kendine peynirli bagel aldı. Ben kendime susamlı bagel aldım. Bunu sadece simit niyetine yiyorum. Ve bir tane de bunu da yeni çıkmış çikolata parçacıklı çilekli bagel. Bunu burada bırakmayayım. Bu odada bırakırsam eğer unuturum ve yiyemem. Bunları hemen mutfağa getireyim. Ve tabii ki Tokyo Outlet'e gitme sebebim fosil. Çünkü paramı biriktiriyordum, harcamıyordum. Çünkü fosile gitmek istiyordum. Ve fosilden aldıklarım. Öncelikle çıkaracağım. Siyah çantaya ihtiyacım vardı. Eğer benim zaten videolarımı takip ediyorsanız fosil videolarımda sürekli kahverengi çanta alıyordum. Ve ev artık kahverengi çanta doldu. O yüzden siyah çantam yok ne yazık ki. Siyah çanta ihtiyacım vardı. O yüzden bugün sadece siyahlara baktım. Desem yalan olmaz ama olabilir. Öncelikle bir tane böyle şöyle ister böyle takabileceğiniz, isterseniz elinizde, isterseniz böyle dirsekte takabileceğiniz biraz böyle hani günlük değil de daha özel bir modelini aldım. Bu vintage diye geçiyormuş sanırım. Şurada gözü var. Siyah olduğu için göstermesi zor olacak. Burada küçük bir cebi var. Burada kapaklı bir cebi var. Ve içinde de, içi de şöyle görünüyor. İçinde de cep telefonu ve kartlık bölümü var. Ve içinde bir daha fermuarlı göz var. Ve orijinal fosildir kartı var. Arkasında da telefonunuzu ya da hemen ulaşmak isteyeceğiniz işte tren biletinizi, tren kartınızı koyabileceğiniz bir cep var. Bu birinci çantam. İkinci olarak omuzdan askılı bir siyah çanta aldım. Çünkü bazen böyle küçük çantalara ihtiyaç duyuyorum. Onda iki tane vardı böyle omuzdan askılı. İki model arasında çok kaldım daha doğrusu. Ama sonrasında aynı serinin devamı. Bunlar aynı seridenmiş zaten. Şöyle yan yana koyduğumda detayların aynı olduğu görülebilir. Bu böyle yuvarlak formda. Şöyle kapaklı. Açtığınız zaman şurada bir gözü var. Tabii bunu çantamda neler kullanmaya başladığımda çantamda neler var videolarını daha iyi göreceksiniz. Böyle büyük bir gözü var. Gene telefon ve kartlık bölümü var. Ve burada iç cebi var. İç cebinde gene fosil orijinaldir kartı var. Burada da gene fermuarlı bir gözü var. Bu da buraya kadar geliyor. Ve arkasında aynı şekilde az önce olduğu gibi telefon ya da kartlık koyabileceğiniz bir cep var. Fosil bir şey yazmıyormuş. Bir şey mi yazıyor acaba dedim, yazmıyormuş. Bu da ikinci çantam. Üçüncü çantam
Kahverengi. Ama elimdeki kahverengilerine pek benzemiyor. Biraz daha böyle tavaya kaçan bir kahverengi. Bu da böyle yumuşacık bir deri. Bunu da orada bırakamadım açıkçası. Bu da böyle. İsterseniz böyle takabilirsiniz. İsterseniz elinizde alabilirsiniz. Şurada cebi var. Yanda. Buraya anahtarlarınızı koyabilirsiniz. Telefonunuzu koyabilirsiniz. Burada da aynı şekilde. Ve içi de aynen bu şekilde geniş. Tamamen açılmıyor. Biraz dar bir ağzı var. Ama çok istediğin, yani yolculuklarda falan kullanılabilecek bir çanta ve kendi de hafif olduğu için bunu çok sık kullanacağımı düşünüyorum. Çünkü çok seviyorum. Ve son olarak dördüncü çantam. Bunu da Yoshi beğendi daha çok. Bir tane. Daha önce şimdiye kadar sahip olduğum ya da aldığım çantalarla birazcık farklı. Fossil'in kumaş çantalarından bu. Yazın ya da baharda, yolculuklarda severek kullanacağımı düşünüyorum. Böyle minik bir çanta kendisi. Şöyle cebi var önde. Telefonunuzu ya da pasaport ya da biletlerinizi ya da ne isterseniz koyabilirsiniz. Şöyle açtığınız zaman da içerisinde yine küçük bir cebi var ve kartlık bölümü var. Ayrı telefon koyabileceğiniz. Dediğim gibi sadece cüzdan ve işte pasaport ya da gerçekten anahtar, bu kadar kısa küçücük şeyleri koyabileceğiniz bir çanta. Bu da böyle severek kullanacağım inşallah. Bir de ben Yoshi'ye zaten bunların poşet. Bunların hepsini ben kendi harçlığımla aldım. Çünkü Fossil'e gitmek için para biriktiriyordum. Ve Yoshi'ye de yılbaşı hediyesi aldım. Yoshi kamuflaj desenini çok seviyor. Ve Yoshi'ye sürekli saat aldığımız için, yani Yoshi'nin çok fazla saati olduğu için saatlik almak istiyordum uzun zamandır. İnternette falan araştırıyordum, bulamıyordum. Fossil'de bulduk. Hem de kamuflaj desenli. Ve içerisi 10 tane saat alıyor. Şöyle saatiniz, elim acıdı. Elimde saat olsa gösterirdim. Şu şey çıkıyor içerisinden. Saatinizi bunu geçirip böyle koyuyorsunuz. Böylece saatleriniz zarar görmüyor. Bir de şurada böyle cebi var. Bu da aldık böylece Yoshi'nin saatleri. Artık güvendi. Hem de Yoshi'nin sevdiği, hoşuna gittiği bir şey oldu. Böylece yılbaşı hediyesini almış oldum. Bu kadar satın aldıklarımız. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.